uzatmadan KOSGEB Müdürümüz Sayın İdris Erkeksoy Beyefendi'yi konuşmalar yapmak üzere. Yuvayı dişi kuş yapar yöntemiyle yola çıktığımız zaman sizlere çok büyük görevler düşüyor. Biz KOSGEB olarak girişimcilik eğitimini 2009 yılından beri veriyoruz. Ama bu eğitimin özellikle çok ayrı bir önemi var. Halliye Belediyesi ile yapmış olduğumuz, yapacağımız bu eğitim kapsamında daha koordineli, daha güzel iş yerlerine kavuşacağınıza inanıyorum. Hanımefendiler, hoş geldiniz diyorum. İnşallah biz bu 5 yıllık süre içerisinde Cenab-ı Hak sağlık afiyet verirse çocuklarınızın geleceğini inşa etmek istiyoruz. Size sadece yaşam şartlarınızı biraz daha iyiye götürebiliriz. Ama inanın ki buna çocuklarımızın geleceğinde çok değişiklik olacak. Onların istikbali bizim istikbalimiz. Ve biz onların da duasına talibiz. Kadının toplum hayatına katılması gerekir. Sosyal hayata katılması gerekir. Kadının eve hapsedilmemesi gerekir diye bir kanaatim var. Bunu her toplantıda söyledim, burada da zikredeyim. Sağlıklı nesillerin yetişmesinin eğitimli ailelerden, bilhassa eğitimli anne ve babadan geçtiğini, özellikle de bu çocuğun yetiştirilmesinde annenin önemini çok yakinen bilen birisiyim. O bakımdan biz eğer gelecekte bir nesil yetiştirmek istiyorsak ilk önce annelerimizin eğitimli olması lazım, ekonomik bakımdan güçlü olması lazım ve biz bu konuda bizim üzerimize düşen her türlü vazifeye hazırız. Bu girişimcilik konusunda 30 bin TL, eski rakamla 30 milyar hibe var. 70 milyarda, yani 70 bin TL'de kredi var. Şimdi biz geçmişte devletin uygulamış olduğu bazı teşvikler vardı. Bu teşvikleri iyi kullanan iller, iyi kullanan vilayetler sanayide gelişti. Ve her zaman için hayatınızın her aşamasında, her evresinde şunu hissetmenizi istiyorum. Benim bir belediyem var. Benim belediyem bana babamdan yakın değil ama amcamdan yakın. Bana kardeşimden yakın değil ama amcam oğlundan yakın. Benim bir belediyem var deyip o güveni her zaman hissetmenizi istiyorum. Ve hayatınızın bütün aşamasında, ben belediye başkanı olsam da olmasam da, dönemim bitse de yanınızda olacağımı şimdiden açıklıyorum, beyan ediyorum, taahhüt ediyorum. Hayırlara vesile olsun inşallah. Allah'a emanet olun. Dualarınızı bekliyoruz. Hepimize hayırlı olsun. Daha sonrasında daha büyük projelerde, daha büyük işlerde buluşmak umuduyla katıldığınız için, teşrif ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.